Merhaba arkadaşlar, Eğitim Tube kanalına hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce bu şekilde eğitim ve öğrenim videoları için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda asansör çalışmasını tamamlamıştık. Bu videomuzda da bunu otomatik olarak nasıl yapabiliriz? Bunun hakkında video çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir önceki bıraktığımız gibi sistemimiz duruyor zaten, herhangi bir şey yapmadık. TIA portalımıza gelelim. Buradan hemen en aşağıya geliyorum. Burada bütün işlemi tamamladıktan sonra 55'e gidiyordu. Hatırlarsanız yani home komutuna gidiyordu. Biz buradan sonra yine buradan devam ediyorum. Ve yine bir move komutu kullanarak buradan 5. adıma geçiyorum. Buradan bunu 5 yapıyorum. Daha sonra bizim yapmamız gereken bu işlemleri yaptıktan sonra işlemi devamı tekrar etmesi. Bu yüzden ben yine bir move komutu ile bunu yaptıktan sonra en baş adım 1'e dönmesini istiyorum. Asansör adım. Ve yine bunu yaparken benim asansörümün X ve Z yönünde hareket etmemesini istiyorum. Yine kapalı kontaklarını koyuyorum. X yönü ve Z yönü. Bunları yaptıktan sonra devamlı bizim sistemimiz tekrar edecek. Ve yine buraya bir ton koyuyorum. 2 saniye yine beklesin. Evet. Bu şekilde bizim buradaki CV4 CV4 sensörü önünde paletimiz olduğu sürece devamlı sistem tekrar edecek. Öncelikle bunu bir deneyelim. Sistemi tekrar kapatıyorum. Açıyorum. Önce bir resetleyeyim. Adımımız birden başlayacak. Evet. Aldı ve 33. raf numarasına gitti. Bıraktı. Ve tekrar gelecek. Aynı şekilde döngü halinde bunu tekrarlayacak. Yine 33. numaraya gidecek. Kendisi otomatik olarak. Bunu buradan alayım. Evet, bu işlemi devamı tekrar edecek. Şimdi gelelim biz bunu sırayla nasıl yapacağımızı. Hemen sistemi bir tekrar bir kapatayım. Böyle stopla kapatayım. Yine TIA portala geliyorum. Ve öncelikle ben bu main'e gelip bu işlemi TIA portala gelip modify value'yi yapmamak için ben reset butonuna adımın birden başlamasını sağlamak için buradan bir yapıyorum ve asansör adımı seçiyorum. Yani ben sistem reset'e bastığım zaman otomatik olarak CV4 sensörünün önüne palet geldiği zaman otomatik bir şekilde asansör çalışmaya başlayacak. Şimdi asansör çalışması diyelim.
Bildiğiniz üzere biz burada asansörün 33. raf numarasına gitmesini sağlamıştık. Şimdi bu raf numarasının otomatik bir şekilde sırayla gitmesi için benim buraya bu matematik fonksiyonların içinden bir ADD komutunu koymam lazım. Bu ADD komutu iğne 1'deki değer ile iğne 2 değerini toplayıp çıkışına yazan komuttur. Buna toplama komutu denir. Bildiğiniz üzere öncelikle benim bir tane çıkış, yine bir çıkış teki yapmam lazım. Bunu da sayısal bir değer göndereceğim için integer ile yapacağım. Ve burayı çıkış göndereceğim için Q yapıyorum. QW2. Bunun ismine de ne diyelim? Asansör konum diyelim. Asansör konum dedik. Şimdi tekrar asansör çalışmasına giriyorum. ADD komutuna geliyorum. Bu şunu da söyleyeyim. ADD komutunu mov komutundan sonra herhangi bir yere koyabiliriz. Yani mov komutu iğne 1 değeri raf numarasına gittikten sonra ADD komutuna gelmesi lazım. ADD komutu çıkış gönderdikten sonra tekrar iğne 1'e gelmesi lazım. O yüzden biz bu raf mov komutunu ADD komutunun önünde koymasını lazım. Şimdi bu iğne 1 değerini biraz önceki asansör konum integer değerini, data tipini koyuyorum ve iğne 2 yani birer birer artsın. Asansör komutu kaç ise 1 ile toplansın diyorum ve tekrar asansör konumuna yazsın diyorum. Ve burada iğne 1 değerine bizim asansör konumunu yazıyorum tekrar. Yani burada girilen asansör konum değeri buradan gelecek, iğne 1'e gelecek. Asansör konumu kaç ise 1 ile toplayacak. Asansör konumuna tekrar yazacak. Yani bu asansör konumu tekrar dönüp dolaşıp buraya gelecek. Aynı şekilde bu tekrarlanacak. Tabii ben yine bir reset komutuna asansör konum sinyalini birden başlaması için, yani bizim şuradaki raf numarası birden başlaması için yine reset komutuna bir yapıyorum ve asansör konumunu seçiyorum. Yani ben bunu yapmasam asansör sıfırdan başlardı. Yani direkt buradan başlar, devam ederdi. Resete bunu eklediğim için resete bastığım zaman hem asansör adımını birleyecek, hem asansör konumunu birleyecek, hem de raf numarasını home komutuna getirecek. Evet, bu da böyle arkadaşlar. Şimdi hemen sistemimizi bir tekrar yükleyelim. Yükledik. Dikkat ederseniz ben şu an herhangi bir burada modify value'yi bir yapmayacağım. CMP komutları için onu da göstereyim şöyle. Görmüş olduğunuz gibi kendisi birden başlıyor. Çalıştırıyorum. Start'ı verdim. Buradan reset'e bastığım için basmadım galiba reset'e. Götürsün bir bakalım nereye götürecek. Evet, sıfıra götürdü. Söylediğim gibi biz burada reset'e basmadığı için sıfıra gitti. Ben şimdi tekrar stop'a basıyorum. Durduruyorum. Start'a basıyorum. Çalıştırıyorum. Ve reset'e basıyorum. Şimdi birden başlayacak.
Evet. Birden devam ediyor. Koydu. Tekrar gelecek. Yine palet alacak. Bu sefer ikinciyi koyacak. Evet, bu ton zamanlayıcılarını süresini düşürerek 500 milisaniye veya 1 saniye düşürerek asansörün hızını daha çok hızlandırabilirsiniz. Ben şu anda videonun süresini uzatmamak için onu yapmayacağım. Siz bunları deneyerek yapabilirsiniz. Sistemimiz bu şekilde arkadaşlar. Daha sonraki videolarda daha güzel sistemlerle devam edeceğiz. Şimdilik dersimiz bu kadar. Hepinize bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.